İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu. Adalet Bakanımız parlamentodan 4 isim kabineye almış bulunuyorum. Sayın Abdülhamit Gül. Cumhurbaşkanlığı kabinesi kuruldu. Kabineyi de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıkladı. Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Fuat Oktay yeni kabinedeki tek Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine atandı. 2012-2016 yılları arasında AFAD Başkanlığı görevini yürüten Oktay, halen Türk Hava Yolları Teknik AŞ Yönetim Kurulu üyeliği ve Türk Telekom AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütüyor. Bunların yanı sıra Başbakanlık Müsteşarlığı görevini de sürdürüyordu. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak. 64 ve 65. hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan Berat Albayrak, yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev aldı. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu. 65. hükümette Adalet Bakanı olarak görev yapan Abdülhamit Gül, 64 ve 65. hükümetlerde Dışişleri Bakanı olan Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanlığı görevi yapan Süleyman Soylu, kabinede koltuğunu koruyan isimler oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerin başında gelen Mustafa Varank ise yeni kabinede Sanayi ve Teknoloji Bakanı oldu. Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar. Kabinenin sürpriz ismi ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dı. Akar yeni Milli Savunma Bakanı olarak görev aldı. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Profesör Doktor Ziya Selçuk. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve Zeka Kuramı ile ilgili olarak kitaplarıyla bilinen Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanı, Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı ve Medipol Hastanesi ile Medipol Üniversitesi'nin kurucusu Fahrettin Koca Sağlık Bakanı, İGDAŞ, İstanbul Büyükşehir, Türkiye Elektrik Sanayi Birliği gibi kurum ve kuruluşlarda görevler üstlenen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Müsteşarı Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Karayolları Genel Müdürlüğü görevini yürüten Mehmet Cahit Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İştirak Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Genel Müdürü Murat Kurum'da Çevre ve Şehircilik Bakanı oldu. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli. Yeni kabinede Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli oldu. Türksel İletişim Hizmetleri AŞ ve Albaraka Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürmekte olan Pakdemirli, aynı zamanda BİM Marketler üyesi. Pakdemirli halen McCain Food şirketine danışmanlık yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Türkiye'nin tek kruvaz gemisi işletmecisi olan Mehmet Ersoy getirildi. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasaboğlu. Yeni kabinenin Gençlik ve Spor Bakanı, Spor Toto Teşkilat Başkanı olarak görev yaptığı dönemde gençlere yönelik projeleriyle tanınan Mehmet Muharrem Kasapoğlu oldu. Kabinenin Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'na KADEM Ankara temsilcisi Zehra Zümrüt Selçuk getirildi. Selçuk'un ayrıca Kadın Birliği Platformu üyeliğinin yanı sıra Satrançla Büyüyorum Derneği Yönetim Kurulu üyeliği ve Bilkent Üniversitesi Mezunları Derneği üyeliği bulunuyor. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan. Ve kabinede yer alan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan. Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı görevini ve DEİK Türkiye Suriye İş Konseyi Başkanlığını yürütüyor.